Her kişi niyetine. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Esselamun aleyküm ve rahmetullah. Kardeşlerimiz sizlerden son kez helallik isterler. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. İnşallah onlar da haklarını helal ederler. Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaati için, kardeşlerimizin ruhu için, obamızın dirliği ve bereketi için, Allah rızası için El Fatiha.
Beylerim, yiğitlerim, boyumun oğulları, her birinizin gönlünden neler geçtiğini bilirim. Bu şerefsizin üzerinde kan hakkımız vardır. Döktüğü kanların, aldığı ahların onun yanında kalmaması gerekir. Lakin bu rezil adamı infaz etmek bize düşmez. Onun cezasını Sultan Alaaddin takdir edecektir. Süleyman Şah'ım, kaç ana taş basar koynuna, kara toygarın elinde yiten canını düşünür. Öyle bir söz edersiniz ki yüreğimiz yanar. Gafiller, beyimizin kayıyı ezdirdiğini ne zaman gördünüz? Elbet beyimiz hepimiz için en doğru olanı bilir. Beylerim, kan hakkı bize düşer şüphesiz. Ama kısası uygulamak bize düşmez. Haçlılarla işbirliği yapıp devletine ihanet eden o soysuzun cezasını Sultan Alaaddin vermelidir. İtirazı olan var mıdır? Kumandan Sarıbörü Kara Toygar'ı Konya'ya götürüp sultana teslim edecektir. O köpek herif son nefesini vermeden önce anlayacaktır ki hiçbir ihanet hainin yanında kalmaz. Kumandan, kısmetli adammışsın. Bu kara domuzun kendi kanında boğulduğunu görmek sana nasipmiş. Halep'e hemen 2 gün içinde yola çıkmalıyız. Hazırlıklar tam mıdır? Denkleri tamam ettik beyim. Bir tek kilimhane ile çadırların sökülmesi kaldı. Hayvan sürüleri de yola çıktı beyim. Çobanların yanına güvendiğimiz adamlardan bir ikisini de koydum. O halde Berat'ı Elazığ'a götürme. Ahırlarla ağların yapım işini de. Sana veriyorum Gündoğdu. Baba, eğer müsaaden olursa... Baba! Süleyman! 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 Baba, beyim! Baba!
billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil Hakim. İnneke leminel mursalin. Ala siratim müstakim. Tenzilen azizir rahimin itunzira kavmen ma unzira abauhum fehum gafilun. Lekad hakkal kavlu ala ekserihim fehum la yu'minun. İnna ce'alna fî a'nâqihim aghlâlen fehiye ilel ezgâni fehum mukmahun. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Artık iş sana kaldı. Sultan Alaaddin'e gidip tek tek anlatacaksın. Ona diyeceksin ki, kayılar senin Konya'ya götürdüğün o isyankar şehzadeleri kaçırdılar. Sonra onların adını kullanarak diğer Türkmen obalarından biat topladılar. Saraya isyan edip Sultan Alaaddin'e devirmek istiyorlardı. Buna razı gelmeyip isyankar şehzadeleri tekrar Konya'ya götürmek için yola çıktım. Beni pusuya düşürdüler. Askerlerimi kılıçtan geçirdiler. En güvendiğim kumandanım Sarıbür. Onun kellesini gözümün önünde kopardılar. Sultan Alaaddin'den bir ordu alıp geleceksin buraya. Kayılar senin nasıl bir gazap ateşi olduğunu görecekler. Sonra tekrar geri döneceksin. Biricik kurtarıcısı olduğun sultanın sağ kolu olacaksın. Ben elimden geleni yaptım. Maalesef ateşi bir türlü düşmüyor. Bundan sonra dua etmekten başka hiçbirimizin yapacağı bir şey yok. Beyimiz her ne olursa olsun hepimizin işinde gücünde olmasını ister. Hepimiz işimizi gücümüzü biliyoruz. O gözlerini açtığı zaman hiçbir eksiğimizi görmesin. Halep'e kadar çok uzun yolumuz var. Ve hiçbirimiz pes etmeyeceğiz. Mom.
Hoş safa geldin şeyhim. Hoş bulduk pirimin torunu. Rabbim şefaatini üzerimizde kılsın. Cennet mekan deden buyurmuştu. Her kuş kendi cinsiyle uçar. Kartallar kartallarla, kargalar kargalarla diye. Halep pek bir kalabalık oldu. Kartallar bir başı tutmuş, kargalar bir başı. Hepsinin de derdi başka. Kimisi aşının peşinde haram helal demeden, kimisi istikbal derdinde. Allah'ın bu işte rızası var mı yok mu düşünmeden. Onların bir hesapları tuzakları varsa Allah'ın da bir hesabı var. Şüphesiz ki Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Allah. Eyvallah. Müjdeler olsun Selcan Hatun. Hislerin doğruymuş. Artık sadece kocan için değil, oğlun için de yaşayacaksın. Ertuğrul'la beraber uzun bir yol bekler bizi. Hem gitmek için can atarız, hem de bu yol ömrümün en zor yolu olacak. Bilirim. Sırdaşım ol, yoldaşım ol Sultan. Keşke her şey başka olsaydı. Keşke. Duydum ki Süleyman Şah'ımız hiç iyi değilmiş. Azrail yöresinde gezinirmiş. Ölüm döşeğinde zamanın dolmasını bekler derler. Derdine dert kattık. Çok yük olduk Süleyman Şah. Allah yardımcısı olsun. Süleyman Şah'ımız demiş ki, Halep'e Gündoğdu Bey'im gidecekmiş. Sizi de o götürecekmiş Halime. Gündoğdu Bey mi? Bunu sökmeyi unutmayın. Sıkıca bağlayın. Yolumuz zorludur. Demek geldin Kurdoğlu.
sana söyleyeceklerimi duyduğunda şaşıracaksın. Başımızı belaya sokan, dert üstüne dert eklemekten başka işe yaramayan misafirlerimizin neden bu kadar değerli olduğu belli oldu. Kendini bize tüccarım diye tanıtan Numan meğerse Selçuklu şehzadesiymiş. Peki bunu bana söylemekteki amacın nedir Selcan Hatun? Küçük bir bilgi kırıntısıyla neler yapabileceğini gördüm Kurtoğlu. Babamla Kurtoğlu amcam bir gün ava çıkmışlar. O vakitler ikisi de bizim yaşlarımızdaymış. Kurtoğlu amcam attan düşmüş. Niye ki? Ata bir şey mi olmuş? At ürkmüş. Çünkü karşılarına kocaman bir ayı çıkmış. Kurtoğlu ne yapmış? Amcam hiçbir şey yapamamış. Çünkü ayağı kırılmış. O ayı amcamı tam parçalayacağı sırada babam gelip mızrağıyla ayıyı öldürmüş. Vay. Baban çok cesurmuş. İşte o vakit kan kardeş olmuşlar. Yiğit, yarın gideceksiniz. Gittiğinizde kayı obasında bir kardeşin olduğunu sakın unutma. Hadi gidelim. Yiğit. Bak. Koş. Hekime sırrı veren Allah'ım, sen bizi onulmaz dertlerden koru. Yukarıdalar. Hoş geldin Nasır. Beni emretmişsiniz efendim. Derhal Elaziz'e gidip şu kayıların sınırlarımıza yerleşmesine engel olmasını söyle. Fakat efendim Titus... Titus'un aptallıkları üstüne konuşup vakit kaybedemem. O sadece kendini vezir zanneden bir piyondan ibaret. Elaziz'i kararından caydırmak çok zor. Kayıları gerçekten sevdi. Elaziz'in kayıları olan sevgisi bütün Halep'e veba mikrobu bulaştırmayı göze alacak kadar çok mu? Ertuğrul'u öldürmeye gelen casusları kimin yolladığını bulabildiniz mi? Aldığım bilgilere göre tapınakçılar her yerde casuslarını harekete geçirmiş. Saraydaki irtibatlarını çözmeye çalışıyorum. Gel Nasır, gel. Gel.
Efendim, mesele mühim. Sabaha beklemek istemedim. Muhaberat, Anadolu'nun vebadan kırıldığını bildirir dururdu. Ben de emin olmak için müstakbel müttefiklerimiz bu illete bulaşmış mı, bulaşmamış mı öğrenmek istedim. Efendim, biliyorum, kayıları çok sevdiniz. Yeni bir Haçlı saldırısı olursa sınırımızı tutmak için biçilmiş kaftan olduklarına ben de inanıyorum. Lakin... Lakin Nasır. Hı? Efendim, maalesef hayvanlarının birçoğu telef olmuş. Sakın. Kayıları sınırdan geri döndürmeyin Nasır. Anladın mı? Sakın. Berat'ı getirdiğinde Ertuğrul'la bizzat kendim görüşmek istiyorum. Hadi bakalım Gündoğdu. Bütün beyler çadırda toplandı. Gün bugündür. Babam ölmüş gibi konuşma Kurdoğlu. Sen babanın evladı olduğun kadar obanın da evladısın Gündoğdu. Oban müşkül durumdayken böyle avratlar gibi çadırında mı oturacaksın? Yayladan düzlüğe indikçe müşkül ortadan kalkar, babam da iyileşir. Başka sözüm yok Kurdoğlu. Yayladan düzlüğe inerken neyle karşılaşacağını bilir misin Gündoğdu? Ne demeye çalışırsın emmi? Demem o ki. Bu gittiğimiz yol, yol değildir evlat. Toyun kararı, babamın da emri var. Bundan gayrı sözüm yoktur Kurdoğlu. Sanır mısın ki o vekalette gözüm var? Babanın gölgesinde otağına kurulasım var. Beni tanımaz mısın Gündoğdu? Sen demedin mi bana? Benim beyliğimi destekle. Babam artık kocadı, ondan beylik çıkmaz diye. Ben de demedim mi sana? Sonuna kadar arkandayım diye. Ha? Neyin davasını güdersin? Ayağı çukurda bir ihtiyarım ben. Obanın senin gibi cesur, ne istediğini bilen bir beye ihtiyacı olduğunu sana defalarca söyledim. Seni bu müşkülden kurtarıp yeni yurdunda bey yapana kadar bana güvenmeni isterim. Sadede gelin mi? Ertuğrul'un başımıza musallat ettiği uğursuz misafirlerin kim olduğunu da öğrendim. Numan'la oğlunun Selçuklu hanedanından olduğunu, şehzade olduklarını biliyorum artık. Kim olduğu belirsiz o insanlar dediklerin var ya, Selçuklu hanedanlığından hatun. Ya Numan denilen o herif şehzade, o hakir gördüğün kız da sultan. Onları biz teslim edersek sultan obayı ihya eder. Selçuklu topraklarındaki en güzel yerlere kuruluruz. Benden ne istiyorsun Kurdoğlu? Halep'ten vazgeç. Halep hepimizin felaketi olacak. Bu gece onları alalım ve sultana verelim Gündoğdu. Allah seni bize kayılara bağışlasın. Thank you.
Beyim. Baskın için hazırız. Aleyküm selam beyim. Alpargo siz çıkın. Ben de seni beklerdim. Ama ben seni beklemiyordum Gündoğdu. Kurdoğlu beyim. Gece vakti el çadırına baskın verip şehzade kaçıracak, ben de bu şöleni kaçıracağım. Olur mu öyle şey? Daha dün gitsinler diye ağlayıp zırladığın insanların çadırına muhafız mı oldun? Senin kafana göre biat toplayıp bey olduğun obada, bırak biz de muhafız oluverelim emmi. Hem bu obanın bir muhafızı olmalı. Olmalı ki it, köpek kuyruğunu sallaya sallaya obada dolaşmasın. Hele söyle bakalım, sen nereden öğrendin bu şehzade meselesini? Karatoygar'a ulak olarak gittiğimde o itin ağzını yoklamıştım. Onun hallerinden anladım. Bu vakte kadar neden sakladın? Süleyman Şah'ım öz evladından bile neden sakladıysa, ben de o yüzden sakladım. Yalan konuşursun. Sen sordun, ben de söyledim. İçine şüphe tohumlarını kim ektiyse, git ondan hesap sor. Kim olduğu belirsiz o insanlar dediklerin var ya, Selçuklu hanedanlığından anlatın. Numan denilen o herif şehzade, o hakir gördüğün kız da sultan. Ağabey, seninle bir şey konuşmam lazım. Şimdi değil. Ağabey. Şimdi değil Dündar.
Gündoğdu. Kötü bir şey mi var? Numan'la oğlunun şehzade olduğunu Kurdoğlu'na sen mi söyledin hatun? Hayırdır. Hayırını şerrini boş ver. Söyledin mi söylemedin mi? Ne şehzadesi Gündoğdu? Neden bahsedersin sen? Seni böyle öfkelendiren nedir? Kurdoğlu onların şehzade olduğunu öğrenmiş hatun. Öğrenmiş de ne yapmış? Niyeti neydi bilmiyorum ama işte alıkoymak istemiş. Şehzadeler nerededir? Ertuğrul'la beraber gittiler. Elaziz'e Berat'ı senin götürmeni istiyorum Ertuğrul. İyi de ağabey, bu görevi babam sana verdi. İyi ya kardeşim, ben de sana veriyorum işte. İkimiz de bildiğimiz işi yapalım Ertuğrul. Hem sen hep demez miydin? Toy senin, av benim olsun diye. Sen de izin mi verdin? Ne yapmaktır niyetin? Ne yapmaksa yapmak! Sen söyledin mi, söylemedin mi? Ben söylemedim Gündoğdu. Benim ne işim olur Kurdoğlu'yla? Kurdoğlu mu söyledi benden duyduğunu? Başka birinden duyduğunu söyledi. Ama eğer sen söylediysen hatun, Allah şahidim olsun. Sen böyle değildin. Bir haller oldu sana. Karnında evladını taşıyan kadına güvenmez misin? Sana bir oğul verecek hatununa. Beyim, Ertuğrul ve Alper'i gitmişler. Güvendiğin adamları toparla. Peşlerine düşsünler. Söyle onlara, gerekirse kan akıtmaktan da çekinmesinler.